Herkese merhabalar. Mükemmel bir şekilde İngilizce başlıyoruz. Hello Tonguç. Hello teacher. Mükemmel bir şekilde dersimize başlıyoruz. Bugün sizlerle beraber LGS kampımızda... LGS. Evet, LGS. Güzel söylediniz Onuk'cum. İngilizcesi LGS oluyor ama öyle bir şey yok. LGS İngilizce olarak söylenemez ama neyse. LGS kampımızda bugün friendshiple ile İngilizceye başlıyoruz. Mükemmel bir video hazırladık içerisinde. Tam da sizin öğreneceğiniz şekilde, tam da gerekli olan kelimeleri... esprili bir şekilde, harika bir şekilde hazırladık. Birazdan da harika sorular çözeceğiz ve LGS kampımızda konuları öğreneceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar... LGS'de sözel ve sayısal bölümde sözel bölümdeki bilhassa İngilizce dersi öğrencileri zorluyor. Sayısalda hangisi zorluyor Tonguç'um? Matematik hocam. Evet, sayısalda zorlayan ders belli. Ama sözelde Türkçe hallediyoruz ama İngilizce'de, İngilizce'de gerçekten bazı arkadaşlarımız maalesef ki kelime eksiğinden dolayı soru kaçırabiliyor. Ama bizim hedefimiz nedir Tonguç'cum? 10'da 10, 10 yapmak hocam. Evet bizim hedefimiz en yüksek 10'da 10 yapmak İngilizce'de. Dolayısıyla hiçbir soruyu kaçırmayacağımız şekilde başlayacağız. Mükemmel bir başlangıç yapmıştık. Okul zili çalmıştı. Bizler sınıflarımızı doldurmuştuk ve mükemmel bir şekilde Tomuç Akademi'de de çarpanlar katlarla, inkılapla, işte fenle, matematikle mükemmel canlı yayınlarımıza başladık. Şimdi de bugün İngilizce öğreneceğiz. Harika sorularımız var. Harika bir video bizi bekliyor. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle friendship ne demek Tomuç'um? Arkadaşlık demek. Aynen söylediğin gibi. Friendship arkadaşlık, kardeşlik demek. Yani kardeşlik tabii kardeşlik olan kankilik yani. Ben sana bak çok güzel bir atasözü söyleyeceğim Tonguç'um. Bunu mutlaka bilmeni istiyorum. Hatta şurada siyah kalem varsa onunla yazmak istiyorum. Şimdi bakalım bu cümlenin anlamını arkadaşlar e, bilebilecekler mi? A friend in need is a friend indeed. Bu cümlenin anlamını biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Çok güzel. Bilmemen çok normal bir şey. Zaten ee, ...birazcık e, atasözü olduğu için birazcık zor kelimeler var ama... ...diyor ki... ...bu esasla bir atasözü. Hani atasözlere deyimler vardı ya Türkçe'de. Evet hocam. İşte bu da İngilizlerin atasözü. Diyor ki... ...dost kara günle belli olur. Yani... ...ihtiyaç zamanındaki arkadaş... ...en iyi arkadaştır diyor. Gerçekten. indiyet gerçekten demek. Niyette de ihtiyaç demek. İhtiyaç zamanında yanınızda olan arkadaş en iyi arkadaştır diyor. Yani esas arkadaş olur diyor. Yani dost kara günde belli olurun İngilizcesi. Dolayısıyla biz friendship konusunda bugün buna benzer şeyler öğreneceğiz. Çok güzel, çok kolay kelimelerimiz var. Hemen başlayalım. Şimdi önemli kelimeler accepting and refusing. Refuse ne demek Tonguç'um? Refüze etmek hocam refüze etmek diye bir şey yok Türkçede ama biz artık kullanıyoruz. Refüze etmek esasen reddetmek diyoruz yani. Reddetmek. Sen tabii Türkçeyi bozduğun için refüze etmek diyorsun. Öyle bir şey yok. Reddetmek. Accepting onaylamak, apologizing özür dilemek, giving explanations and reasons yani eğer reddettiysek bunun açıklamasını yapıyoruz veya sebeplerini söylüyoruz ve making simple inquiries yani basit sorular sormayı da beraber öğreneceğiz. O zaman hemen başlayalım. Şimdi bazı önemli kelimeler var. Bu kelimeleri zaten resimlerden rahatlıkla anlayabiliyorsun. Sen de burada görebiliyorsun. Mesela meeting with friends ne demekmiş Tonguç'um? Arkadaşlarla buluşmak. Harikasın, bu kadar basit. Having a picnic zaten belli ya. Piknik Türkçede geçmiş. Piknik yapmak. Skating kaymak. Cycling bisiklete binmek. Aynı zamanda doing sports spor yapmak. E, having a party ne olabilir? Parti yapmak. Harikasın, bu kadar basit. Bunları çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi burada bir şey daha var ki Tonguç'um. Burası da önemli. Sınavlarda, sorularda bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Personal traits of a good friend. Yani kişisel özellikleri iyi bir arkadaşın. Bir de personal traits of a bad friend. Bak bu kötü arkadaşın özellikleri. Bunlar da iyi arkadaşın özellikleri. Bunları güzel bir şekilde öğrenmemiz lazım. Şimdi bunu neden öğreniyoruz? Çünkü LGS sözel bölümü açtığımızda Tonguç Eladım benim. Burada bakıyoruz ki İngilizce ile alakalı sorularda bize esasında kelime odaklı sorular geliyor. Yani böyle bazı şeyleri işte piknik diyor bak mesela işte awesome, study e, böyle olayları bize cümle içinde tamamlamamızı istiyor. Yani biz eğer kelimeleri, cümleleri anlayabilirsek zaten sorular yapıyoruz. Yani gramer çıkmıyor. Hi'den sonra es takısı gelir. Öyle şeyleri sormuyor. Daha çok kelime üzerinden soruyor. Şimdi gel bu kelimelerin güzel güzel anlamlarını öğrenelim. Şimdi personal trace neymiş demek ki? Kişisel özellikler var. Person kişi demek. Personal da kişisel demek Tonguç Eylül benim. Trace de özellikler. Es takısı biliyorsun ki İngilizce'deki lerler ekim. Şimdi Amusing, eğlenceli demek. Buraya yazıyorum. Amusing, eğlenceli. Reliable ise güvenilir anlamına geliyor. Reliable, güvenilir. Peki sence unreliable ne olabilir? Güvenilmez demek. Harikasın, mükemmelsin, bu kadar basit. Güvenilmez. Demek ki İngilizce un olayı olumsuzlaştırıyor. Şimdi helpful... Help ne demek Tonguç'um? Yardım demek hocam. Evet. Help, yardım demek. Yardımsever oluyor. Helpful da yardımsever. Mesela beauty, güzellik demek. Beautiful güzel oluyor. Help yardım demek helpful yardımsever oluyor. Honest var yine honest dürüst anlamına geliyor. Bu kadar çok kelimeyi nasıl ezberleyeceğiz hocam? Güzel bir soru sordun. Çok güzel bir soru sordun. Bu kadar çok kelimeyi nasıl ezberleyeceğini sana söyleyeyim Tomukçum. Bu kadar çok kelimeyi nasıl ezberleyeceğiz? Birincisi öncelikle tabii ki soruları çözerken karşımıza çıktığı zaman bilmediğimiz kelimenin altını çizeceğiz ve o kelimeleri bir yerde toplamamız lazım. Bununla alakalı benim e, üniversitede uyguladığım, lisede de uyguladığım normalde birçok öğrencime uyguladığında başarılı olduklarını bildiğim süper bir yöntem var. Bu zaten dünyadaki en büyük üniversitelerde Harvard'da, Cambridge'de ya da iş dünyasında kullanılan bir yöntem. Çok basit bir yöntem ama çok verimli bir yöntem. Hemen anlatacağım. Kelimeleri nasıl ezberleyebiliriz dedin. Ben de bunun cevabını veriyorum şimdi. Bak şimdi. Öncelikle öğrenmen gereken kelimeleri bu şekilde, bu şekilde kağıtlara yazıp mesela diyelim ki ne dedik? Eee... Amusing. Amusing'i yazdın böyle. Amusing diye yazdın. Sonra da Buraya arkasına tamam mı şöyle eğlenceli diye yazdın. Eğlenceli diye yazdın. Şimdi bunu bir buna benzer bir şekilde şöyle kapatıyorum. Buna benzer bir şekilde odana asabilirsin. Ve eğlenceli olduğunu hatırlatacağın bir şekilde kendine kodlamalar yapabilirsin. Mesela dersin ki eğlenceli bir arkadaşın var mesela senin. Tankut var hocam. Tankut. O zaman sen buraya Tankut'u yazarsın tamam mı Tankut. Tankut'la amusing'i artık kafanda oluşturursun. E, tankut nasıl biriydi? Tankut eğlenceli birisi. İşte buna benzer şeyleri evinde, odanda, görmek istediğin yerlere asarsın. Ve bu kelimeyi artık gördün gördün artık. Amusing Tankut ya biliyor musun? Işte, amusing işte eğlenceli bunu biliyorum ya falan dedin ya. Artık bunu kaldırırsın yani. Artık bunu kaldırırsın çünkü bunu biliyorsun. Bu birinci yöntem. İkinci ve daha verimli olan yöntemi söylüyorum. Bu çok daha verimli olan bir yöntem. Burada bir şey yapmadın. Sadece kelimeyi yazdın. Buraya Türkçesini baktın. Amusing neydi ya? Tankut. Ha eğlenceliydi. E, bu şekilde aklında tutabilirsin. Bu birinci yöntem. Burada fazla çalışmıyorsun. Sadece doğrudan bitiyor. Diğer yöntem ise birazcık daha e, yine ders çalışmakla alakalı olmayan gene rahat bir yöntem. Amusing kelimesini alırsın böyle. Amusing diye yazdın ya. Güzel yazacaksın ama güzel kağıtlara, güzel kartlara yazacaksın. Sonra arkasına fazla da böyle rahatça okunmayacak şekilde. Yani böyle çok dikkatli bir şekilde baktığında okunacak şekilde. Arkasına sadece eğlenceli yazarsın eğlenceli diye yazdım böyle. Tamam mı? Yazdıktan sonra buna benzer bir sürü kelimeyi bu şekilde daha küçük kartlara da yazabilirsin. Kartları. Bunları cebine koyarsın. Ve sonra cebinde durur sadece. Bir daha da hiçbir şey yapmazsın. Çalışmayacağım mı hiç? Evet evet hiç çalışmazsın. Hiç mi hocam? Hiçbir zaman çalışmazsın Tonguç'um. Aynen öyle. Nasıl olacak peki? Nasıl öğreneceğini söyleyeyim. Peki bu şekilde nasıl öğreneceksin? Şimdi birincisi bunlar cebinde duruyor ya. Mutlaka bunlara arada bir canı sıkılıp bakarsın. Mesela diyelim ki tuvalete gittin baktın. Arkadaşların yanına gittin baktın. Yemek yerken baktın. Salonda baktın. Televizyon izlerken baktın. Onlar hep senin cebinde. Biliyorsun ki onlar senin cebinde. Yani kelimeler beyninde değil belki. Ama cebinde bunu biliyorsun. İşte o cebindeki kelimeleri. Cebindeki kelimeleri. Eğer sen güzel bir şekilde ara ara bakarsan acayip bir şekilde aklına kalıyor. Neden biliyor musun? Çünkü sen normalde ders çalışırken hep masada karşılaşıyorsun kelimelerle. Hep masada. Okula gidiyorsun masada eve geliyorsun sınıfta şey evde ders çalışırken masada. kütüphanede ediyorsun masada. Hep kelimelerle masada karşılaştığın için kelimeyle alakalı kafanda bir hikaye oluşmuyor. Ama sen diyelim ki arkadaşlarla gezerken emüzin kelimesini cebinden çıkardın baktın eğlenceli. O anda artık emüzin kelimesini gördüğünde hep o arkadaşlarına gittiğin eğlenceli yer aklına gelecek. Veyahut da başka bir yer aklına gelecek. Dolayısıyla o kelimeyle bir hikaye olacak. Yani kelimeleri farklı farklı yerlerde görmüş olman, arkasını çevirip Türkçesine bakmış olman ...kelimeyle alakalı zihninde süper bir hikaye oluşturacak... ...ve inanılmaz bir şekilde aklına kalacak. Bunun sebebi ne biliyor musun? Mesela büyük markaların her yerde reklamlarını görsün. Billboardlarda, işte ne bileyim... ...sokaklarda, otobüslerin arkasında... ...gazetelerde, televizyonda. Niye onu koyuyor öyle? Sen onu görür görmez hemen o markayı almıyorsun. Ama senin aklına sokuyor. Her yerde karşına çıkıyor. Bak bu, 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 bu diye. Ve de sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir hastaneye gittin... ...bir hemşireyi gördün. Tamam hemşire kıyafetiyle bir hemşire ee, ablanı gördün. Sonra... Aradan iki üç hafta geçtikten sonra onu bir daha hemşire kıyafetiyle görürsen ne yaparsın hatırlarsın. Dersin ki Aa, bu hemşire ablayı hatırlıyorum. Ama onu aradan iki 3 hafta geçtikten sonra hemşire kıyafetiyle değil de başka bir yerde mesela diyelim ki piknikte çocuklarıyla veyahut da işte arkadaşlarıyla normal bir kıyafetle görsen birazcık kafan karışır. Ya ben bunu görmüştüm ama kimdi bu ya dersin. Çünkü üzerine yine aynı kıyafet yok ya hemşire kıyafeti yok ya. Ya bu kimdi ya bu kimdi ya Allah bir türlü hatırlayamazsın. Çünkü o... Seninle artık hemşire kıyafetiyle hatırlıyorsan onu. O hemşire ablandı senin. Ama sen o gün onun yanına gidip ya ben sizi bir yerden hatırlıyorum dedikten sonra. Evet hastaneye karşılaşmıştık sen bana gelmişim, ben de sana işte ne bileyim tedavi yapmışım dese artık onu hiç unutmasın. Çünkü iki farklı yerde karşılaştın. Mesela sen arkadaşlarını, kardeşlerini hangi kıyafeti giyerse giysinler, hangi şehirde karşılaşırsan karşılaş unutmazsın. Ama bir kez karşılaştığın bir insanı aynı yerde karşılaşmazsan, aynı kıyafette karşılaşmazsan Uzun bir süre sen hatırlamakta zorluk çekersin. İşte farklı farklı kıyafetlerde sen e, arkadaşlarını, sevdiklerini gördüğün için onları hiçbir zaman unutmuyorsun. Nerede görsen, yüz yıl sonra bile görsen unutmazsın. Yüz yıl sonra bile görsen, aa bu o dersin. Çünkü onu farklı farklı yerlerde gördüm. İşte kelimelerimiz de farklı farklı yerlerde görmek bizim aklımıza kalmasını sağlar. Bu yöntemle ben Boğaziçi Üniversitesi'nde veyahut da normal okuldayken veyahut da iş insanlarına günde yüz kelimeyi bir saniyede öğretiyorum. Yüz kelime alıyor cebine atıyordu. Hepsi aklına kalıyordu. Niye? Çünkü her bir kelimeyle farklı farklı yerlerde karşılaşıyor. Her bir kelimeyi de farklı farklı yerlerde Mesela eminim ki bir Arkadaşların açıyorsun. Bir de tuvalette açıyorsun. Emin eğlence tuvalet. Aklına o beyine yerleşiyor zamanla. Ve hiç unutamıyorsun. Yani unutmak istesen de aklından çıkmıyor. Çünkü o beyine yerleşiyor. Mesela sen zihninden nasıl bazı markaları çıkarabiliyor musun? Hayır hocam. O markalar hiç almadığın halde çıkaramıyorsun bak. Aklına kalıyor. Çünkü o senin her yerde karşına çıktı. Bu yöntemle de İngilizce'de bütün kelimeleri ezberleyebilirsin. Şimdi o zaman ben kelimelerin Türkçesini veriyorum. Bundan sonra böyle güzel kağıtlara yazmak... veya da bu şekilde duvarlara asmak senin görevin. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Şimdi gelelim fair kelimesine. Fair, adil anlamına geliyor. Unfair da adaletsiz anlamına geliyor. Caring yine ilgili. Bak bunlar hep iyi arkadaşın özellikleri. Determined kararlı anlamına geliyor. Kararlı böyle başarılı. Outgoing yine dışa dönük böyle konuşkan mesela. Sen outgoing bir çocuksun. Herkese böyle samimi bir şekilde konuşuyorsun. Loyal yine sadık anlamına geliyor. Understanding ne olabilir sence Tonguç'um? Anlayışı demek hocam. Söyleyeyim. Understand anlamak demek. Understanding de anlayışlı anlamına geliyor Tonguç'um. Late back yine rahat böyle rahat davran anlamına geliyor. Truthful yine dürüst anlamına geliyor. Dürüst anlamına geliyor. Böyle e, doğrucu yani. Tactful düşünceli anlamına geliyor. Tonguç evladım benim. Gelelim bu tarafa. Arrogant bak Türkçe'de gibi kibirli yani arrogant. Kibirli böyle çok kötü yani. Unreliable güvenilmez. Self-centered bencil. Kıl yani bencil. Liar yalancı. Agresif. Agresif ne olabilir? Agresif. Aynen dediğin gibi Türkçe'ye geçmiş. Agresif diye yazıyorum Tonguç'um. Mean Pinti, huysuz anlamına da geliyor aynı zamanda. Ee, cimri yani. Bad tempered yine aksi, ters insan anlamına geliyor. Sininki yine sinsi, yılan gibi böyle sinsi. Stubborn da inatçı anlamına geliyor. Tonguç Eladim'in. Şimdi burada bir sürü kelime öğrendik. Artık korkuyor muyuz? Hayır korkmuyoruz. Korkmuyoruz harikası. Niye? Çünkü bizim yöntemimiz var. Biz kelimelerle farklı farklı yerde karşılaşacağız. Ve hepsi aklımızda kalacak. Geldik Burada bazı kelimelerimiz var ki bunlar da çok önemli. Sınavlarda karşımıza da çıkıyor. Backup ve support Tonguç evladım benim desteklemek anlamına geliyor. Desteklemek. Body, best friend, close friend. Bunlar da tabii ki kanka yani yakın arkadaş anlamına geliyor. En iyi arkadaş, yakın arkadaş anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Late back az önce söylemiştik. Late back rahattır. Relax de yine rahat anlamına geliyor. Rahat yazıyordu ben neredeyse. Trust on, count on, depend on, rely on. Bunlar da tabii ki nedir? Güvenmek anlamına geliyor. Güvenmek anlamına geliyor. Bak. Count on, depend on, rely on. Trust yine güvenmek. Get on well with someone ya da like each other ise bunları da çok evladım. Birbirini sevmek anlamına geliyor. Sen bir arkadaşını seviyorsan ona değer veriyorsan sen ona diyorsun ki we like each other. Birbirini seviyoruz ya da we get on well with e, diyorsun. Bizi iyi geçiniriz diyorsun. Şimdi Share similar things. Bu da benzer e, şeyleri paylaşmak. Buraya da yazıyorum. Benzer şeyleri paylaşmak. Bak kelimelerin üstüne yazıyorum ki anlamı daha iyi. Yani paylaşmak benzer şeyleri. Have a lot of things in common anlamına gelen e, cümle ise birçok ortak noktaya sahip olmak. Birçok. Bunu da şöyle tercümesini yapalım. Birçok ortak noktaya... Evet birçok ortak noktaya sahip olmak da yine have a lot of things in common anlamına geliyor. Şimdi burada teklif ederken ne yapacağız? Mesela bir arkadaşımıza teklif ederken ne diyeceğiz? Merhaba çay içer misiniz? Ama sen Türkçe söylüyorsun yani merhaba çay içer misiniz dediğinde sen Türkçe söylüyorsun. İngilizce nasıl söyleyeceğiz? Sultanahmet kebap İstanbul. Ya evladım turistle mi konuşuyorsun? Yok Sultanahmet yok şey. Evet bu şekilde konuşursan bir turistle konuşuyormuş gibi olursun ama yani sonuçta anlamsız cümleler söylüyorsun. Tonguç'um şimdi bak bir teklif ederken arkadaşımıza bir öneride bulunurken would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Bak would you like to ister misin join us? Bize katılmak ister misin? Us, bize join katılmak ister misin? Would you like to ister misin? İster misin katılmak bize? Ya da bize katılmak ister misin? Veyahut da would you like some apple? Apple neydi Tonguç evladım benim? Elma hocam. Harikasın elma. O zaman biraz elma ister misin diyor. Ya da what about watching a movie? Film izlemeye ne dersin? Bak film izlemeye ne dersin? Bunu yazalım Film izlemeye ne dersin dediğimizde de what about watching a movie oluyor. How about playing tennis next week? Gelecek hafta tenis oynamaya ne dersin? Ee, next week gelecek hafta bak yazıyorum. Gelecek hafta tenis oynamaya ne dersin? Shall we have a picnic? Piknik yapalım mı? Bak piknik. Piknik zaten Türkçe'de geçmiş. Piknik. Piknik yapalım mı? Piknik diye bir şey yok evladım. Piknik. Piknik yapalım mı? Piknik yapalım mı diyoruz. Çok güzel. Şimdi sana teklif geldi. Dedi ki işte piknik yapalım mı dedi veya gezelim dedi. Sen de kabul ediyorsan accept, red ediyorsan refuse olur. Refusing. Şimdi yes I would like some. Evet biraz isterim diyebilirsin. Ya da Sure, that sounds fun. Kesinlikle kulağa hoş geliyor diyebilirsin. Ya da yeah, that would be great. Evet, harika olur. Ya da sure, kesinlikle it sounds great. Ya da it sounds awesome diyebilirsin. Yani kulağa hoş geliyor diyebilirsin. Bunlar kabul ettiğinde. Ama reddettiysen ne diyeceksin? I'm sorry, ne sorry? I'm sorry, ne sorry? <laughs> I'm sorry, ne sorry diye bir şey yok. Evladım hemen yanlış cevap sesine basalım. I'm sorry, ne sorry diye bir şey yok. I'm sorry diyebilirsin ama. I'm sorry, but... I can't yani üzgünüm ya da no thanks I'm full teşekkür ederim ben tokum yani doluyum. I'd love to isterdim but I can't yapamam. That's not a good idea bu iyi bir fikir değil diyebilirsin. Berkant İngilizce mi hocam? Berkant İngilizce değil evladım. Berkant Türkçe olarak şöyle yazılıyor. Berkant diye yazılıyor. Sen tabii şöyle düşünürsen Berkant diye düşünürsen o zaman tabii İngilizce olur. Ama Berkant kelimesi normalde Türkçe bir kelime İngilizce değil. Güzel bir soru sordun. Gerçekten bilimsel, kaliteli, başarılı bir soru sordun. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok güzel bir soru sordun ama Berkant'ın İngilizce altyazısı yok. Tamam. Şimdi geldik buraya. Şimdi gelelim filmlere. Learn kısmındayız. Movie types. Yani film, film tipleri, film çeşitleri diyebilir. Type zaten tip diye geçmiş. Bak şimdi. Mr. Bean komedi filmi. Bunu biliyoruz zaten. Ee, Brave filmi veya buna benzer işte Toys filmi gibi filmler. Hep bunlar animation yani animasyon. Bak. Komedi, animasyon Türkçe geçmiş. Western Cowboy filmi. Günümüzde fazla izlenmiyor tabii ki. Action yine böyle aksiyon film. Bak Türkçe geçmiş. Aksiyon, animasyon, komedi. Science fiction yine bilim kurgu gibi oluyor. Ve dramada dramatik böyle romantik filmler gibi oluyor. Romanslarda romantik film gibi dramatik filmler oluyor. Şimdi o zaman bu kısmı güzel bir şekilde bunları da yine kelimelerle öğrenmen lazım. Yöntemimiz burada yine bu şekilde yazıyorsun. Şimdi gelelim başka bir yönteme. Burada sevdiğin bir şey var. Diyelim çok sevdiğin, bayıldığın, düşkün olduğun, ilgili olduğun bir şey var. Bunu nasıl söylersin Tonguşar Almeni? I like playing football teacher. Harika. I like playing football diyebilirsin. O zaman buraya yazıyorum. I, senin söylediğin cümle yazıyorum. I like playing football dediğinde bunu başarmış oluyorsun. Tamam, futbol oynamayı severim diyebilirsin. Fakat bunun haricinde, like'ın haricinde biz... Be keen on, yani düşkün olmak. Be crazy about, delisi olmak. Be fond of, bayılmak, sevmek. Be really into, gerçekten aşırı ilgili olmak be interest yani interested in ilgili olmak anlamına gelen bir yardımcı fiilimiz var. Bunlarla da kullanabiliriz. Yani dolayısıyla I'm keen on futbol dediğinde I'm keen on playing futbol dediğinde bu futbol oynamaya çok düşkünüm anlamına geliyor. I am fond of watching TV ne olabilir Tonguç'um? Televizyonu izlemeye bayılıyorum. Harikasın. Televizyonu izlemeye bayılıyorum anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu şöyle çıkardığımızda şurayı tabii çıkarabiliyoruz mu? Çıkarırken bazı yerler yatırdı ama şöyle çıkardığımızda gördüğün gibi bunlarla ING'yi kullanacağız ve e, I like playing football, I'm keen on playing football, I'm crazy about playing football, I'm fond of playing football, I'm really into playing football, I'm interested in e, playing football diyebiliyorsun. Şimdi geldik bir de prefer'a. Burası son derece kolay. Biz özlemizi koyduk sonra prefer'ı koyuyoruz tabi he sheet'te prefers oluyor. Prefer'den sonra sevdiğimiz şeyleri, to'dan sonra ise sevmediğimiz şeyleri koyuyoruz. Sen futbolu mu seviyorsun, handball'u mu? Futbol hocam. Çok güzel. Fortnite mı seviyorsun, Brawl Stars'ı mı? Fortnite hocam. Çok güzel. Dans etmeyi mi seviyorsun, ders çalışmayı mı? Dans etmeyi hocam. Çok güzel, belli. Futbolu seviyorsun, Fortnite seviyorsun ve dans etmeyi seviyorsun. Dans etmeyi bilmiyorum, halay çekiyorum hocam. Halay çekmeyi seviyorum. <laughs> dans etmeyi bilmiyorum, halay çekmeyi Çok Güzel, halay da güzel. Halay da bir dans, güzel. Şimdi, şimdi... I prefer football to handball dediğimizde ben futbolu handball'a tercih ederim anlamına geliyor. Yani sevdiğin şeyi prefer'den sonra to dediğin şeyi yani beğenmediğin şeyi de to'dan sonra kullanıyorsun. I prefer football, futbolu tercih ederim to handball, handbola tercih ederim. O zaman bu cümleyi de sen söyle bakalım Tonguç'um. They prefer Fortnite to Brawl Stars. Çok güzel söyledin. They prefer Fortnite to Brawl Stars diyorsun. Burada net bir şekilde söylemiş oldun. Yani ilk başta sevdiğini söylüyorsun. Tercih etmediğini yani Brawl Stars tercih bunu söylüyorsun. Tonguç prefers dancing to studying. Tonguç dans etmeyi ders çalışmaya tercih ediyormuş diyoruz. Bu kadar basit prefer'dı. Bununla alakalı da cümlelerde buna dikkat et. Demek sevdiğin şeyi prefer'dan sonra to'dan sonra da sevmediğin şeyi getiriyorsun. Tonguç herhalde benim. Şimdi alıştırmalarımıza geldik. Güzel güzel alıştırmalarımızı çözeceğiz. Ama tabii ki Tonguç Elan'ı benim kelimeleri öğrendikten sonra bizim LGS'de bize soru soruyorlar sonuçta. Kelime bilgi sormuyorlar. Yani LGS'de sana şöyle yapacak. nedir? Eğlenceli. Böyle bir şey olmayacak. Sana kelimelerle alakalı değil, sorularla alakalı gelecekler. Dolayısıyla sen mutlaka mutlaka bizim kaynaklarımızda öğrenme, ilerleme, özümseme, yükselme mantığını uygulaman gerekiyor. Yani öğrenme kaynağımız sıfırdan sekize sözerler. İlerleme kaynağımız taktikliler. İşte özümseme kaynağımız dinamolar ve yükselme kaynağımız da onda on zoru bankaları. Bunlardan güzel güzel İngilizceleri çözdüğünde süper netler seni bekliyor. Bak sıfırdan sekize sözeldi. İngilizceyi açalım. Bak burada sana mükemmel bir şekilde konaltımı yaptık. İlk başta kelimeleri Türkçesini verdik. Sonra karşılaştıracağımız ifadeleri verdik. İyi e friend, friendship ile alakalı friend, close friend, best friend, true friend, good friend, bad friend, buddy, mate, classmate, soul friend. Bunların hepsinin net bir şekilde Türkçeleriyle beraber yazdık. Sonra burada temel seviye sorular koyduk. Bu soruları güzel güzel çözmeni istedik. Bunlar çok önemli. Buradaki temel seviye soruları çözeceksin. French ile alakalı. Offers and invitations yine davetler ve teklifler. Ardından da accepting offers and invitations. Teklifleri ve davetleri kabul etmek, reddetmek. Bunları güzel güzel çalışıyorsun. Sonra zaten teen life geliyor. Teen life ne demek? Gençlerin yaşamı demek. Evet. Teen life, gençlerin yaşamı demek. Bunları çalışacağız. Eğer taktikliden çözeceksen taktikleri de esasında sana o kelimeleri ezberlediğimiz yöntemdeki... Sticker'lar burada var esası Bak mesela bu Friendship'in e, sticker'ı. Yani Friendship'in e, şeylerini açalım. P posteri pardon. Friendship posterleri neredeymiş? Bak burada. Before invitation, offers and invitations, refusing, accepting, Friendship'le alakalı iyi friend, kötü friend, arkadaşlarla alakalı her şey var. Tactful, sneaky, caring. Az önce öğrettiğimiz tüm kelimeler burada var. Sen bunu alıyorsun mesela Important Verse'ı. Şuradan şöyle koparıyorsun. Bunu az önce benim dediğim yöntemde şöyle de yapıştırabilirsin. Bu şekilde posterlerimize de böyle yapıştırarak çok güzel bir şekilde öğrenmiş oluyorsun. Nerede? Şöyle açalım şunu posterimiz nerede? Ha. Important words de buraya put diye böyle yapıştırıp sonra da testlerini çözüyorsun. Buradaki sorular, buradaki sorular tabii ki orta ve temel seviyenin üzerinde orta ve temel seviye oluyor. Eğer ben daha fazla soru çözeceğim hocam diyorsan yani ben özümseme kaynağı geçeceğim diyorsan o zaman Dynamo İngilizce'de French ile alakalı ödevler var. Dynamo İngilizce ise gerçekten efsane. Burada kelimelerimiz var. Sonra sadece kelimelerle alakalı alıştırmalarımız var. Bak, sadece burası vokabileri ile alakalı alıştırmalar. Ardından ardından kelime alıştırmaları gramer alıştırmaları var. Ardından e, LGS testi var. Ardından iyice pekiştirdikten sonra normal testler var. Sonra Teen geçiyor. Yani burada bayağı bir ödev seni bekliyor. Zoru Bankası neyse Tonguç Eladım benim. Zoru Bankası seni bekleyen kısımlar ise belli zaten. Burada hemen nerede? Zoru Bankası 10'da 10'da. İngilizce kısmına baktığımızda burada Friendship Test 1, Test 2, Test 3 seni bekliyor. Burada da yine biraz zorlayıcı sorular var ama bunları da güzel güzel çalışın da yapabilirsin. Hemen şimdi beraber şu soruları çözelim ardından da bitirelim hemen. Şimdi oku bakayım burayı. Will you come over this evening? Harikasın. Şimdi sen ne dedin? Bu akşam uğrayacak mısın? Come over uğramak bak. Uğramak. Will you come over this evening? Bu akşam uğrayacak mısın dedin? Tom da cevap veriyor. Ama Tom nasıl yapıyor? How can Tom refuse? Tom nasıl reddeder diyor. Biz buraya reddedilecek bir şey lazım. Sure, that sounds great. Harika, kulağa hoş geliyor diye reddetme olmaz. Yeah, that will be great. O oh, Harika, bu şey, kulağa çok hoş geliyor bu da olmaz. İyi olacak, harika olacak bu da olmaz. I'd love to. İsterdim. But, fakat, I'm planning to visit my parents. İsterdim fakat ee, büyüklerimi ziyaret edeceğim diyorum. Sure, why not? Kesinlikle neden olmasın diyor bak. Dolayısıyla A, B ve D Konya'ya gidiyor. Bu C nereye gidiyor? Mersin'e gidiyor hocam. Aynen dediğim Mersin'e gidiyor. Yani bunlar Mersin'e gidiyor, bunlar tersine gidiyor. Çok güzel söyledin. Dolayısıyla sure, that sounds great dediğimizde... ...kesinlikle kulağa hoş geliyor dediğimizde bu accepting. Yeah, that will be great dediğimizde accepting. Sure, why not dediğimizde accepting. Ama I'd love to, isterdim. But, fakat... I'm planning to visit my parents. Ben ee, Ebeveynlerimizi ziyaret edeceğim diyor. Dolayısıyla burada cevabımız C seçeneği. Sonuç herhalde Hemen diğer soruya bakalım. Arkadaşlar da bizlerle beraber çözüyorlar. Günün sorusu. How can you explain your excuse to refuse? Bak. Ee, reddetmek için mazeretinizi nasıl açıklayabilirsiniz? Bak bu reddetmek, refuse. Excuse'dan mazeret. Mazeretinizi nasıl açıklarsınız diyor. Sen no thanks, hayır teşekkürler dediğinde mazeret açıklamış olur musun? Hayır hocam. Olmazsın. No, not now dediğinde olur musun? Hayır. Tamam o zaman A ve B'yi eledik. C'ye bakalım. I'm sorry but I can't come today because I have to do my homework dediğinde üzgünüm. Fakat bugün gelemem. Çünkü ödevlerimi yapmak zorundayım dediğinde burada bir özür açıklamış oluyor musun? Evet hocam. Evet bu kadar basit bak burada no thanks sağ ol Allah razı olsun sağ ol teşekkürler. No not atma. No. hayır şimdi değil eyvah. Thanks but I can't F te teşekkür ederim fakat katılamam diyorsun. Bırakıyorsun ama Burada bir excuse yani bir özür dilemen lazım. Yani I'm sorry üzgünüm but fakat I can't come today gelemem. Because çünkü açıklıyoruz sevgilim. I have to do my homework. Ödevimi yapmak zorundayım diyor. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği. Tüm sorular C şıkkı mı çıkıyor hocam İngilizce'de? evet tüm sorular Ceyhan çıkmıyor İngilizce'de. Merak etme, biz Bizde sadece ikisi Ceyhan çıktı. Devam edelim. Başka bir soruya bakalım. Şimdi buddies. Buddy ne demek Tonguç'um? Kankalar demek Mükemmel. Hocam. O zaman buraya Türkçesini yazalım. Kankalar always with each other. Kankalar daima birbirini ne yapar? Onu bulmaya çalışacağız. Bakalım. Share secrets. Sırlarını paylaşır. Kankalar sırlarını paylaşır mı? Hayır hocam. Paylaşmaz. İki kişinin bildiği sır değildir hocam. Çok güzel söyledin bak. Çok güzel bir şey söyledin. İki kişinin bildiği sır değildir dedin ama bunun konumuzla alakası yok. Tomuş'um konuyu değiştiriyoruz. Share secrets. Kankalar sırlarını paylaşır diyor. Böyle bir şey olmaz. Kankalar sırlarını paylaşmaz. Buddies always get on well with each other. Birbirleriyle daima iyi geçinirler diyor. Bu doğru mu? Doğru hocam. Doğru. O zaman buraya get on well yazıyorum. Get on well. But is always live alone with each other. Birbirini yalnız bırakırlar. Bu da olmuyor. Zaten with each other'da da kullanılmıyor. But is always tell lies with each other. With each other'da bu da olmuyor. Yalan Birbirini yalan söylerler mi? Hayır hocam. Söylemezler. Birbirini yalnız bırakırlar mı? Bırakmazlar. Sırlarını paylaşırlar mı paylaşmazlar. O zaman burada doğru cevabımız B oluyor. Evet bugün şimdi seninle gerçekten güzel bir ders yaptık. Bayağı bir kelime öğrendik ama en önemlisi sana balık vermedim balık tutmayı öğrettim. Kelimeleri nasıl aklına tutacağını öğrettim. Farklı farklı yerlerde karşılaşacaksın. Birçok kelime gördük. Reliable, güvenilir dedik. Helpful, yardımsever dedik. Honest, dürüst dedik. Loyal, sadık dedik. Generous, cömert dedik. Outgoing, dışa dönük dedik. Unreliable güvenilmez dedik. Self-centered bencil dedik. Liar yalancı dedik. Agresif agresif dedik. Mean pinti stubborn inatçı dedik. Bunlar kötü arkadaşın. Bunlar iyi arkadaşın özellikleriydi. Backup support desteklemek dedik. Trust güvenmek. Count on depend on rely on güvenmek dedik. Get on well with someone, biriyle iyi olmak, like each other, birbirini sevmek, share similar things, benzer şeyleri paylaşmak, have a lot of things in common, ortak birçok paydası olmak, birçok şeyi paylaşmak demek. Buddy, best friend, close friend, kanka, en iyi arkadaş, yakın arkadaş dedik. Redditme ve kabul etme cümlelerini gördük, film tiplerine baktık. Be keen on, be crazy about, be fond of, be really into, be interested in gibi gerçekten sevdiğimiz şeyleri söyledik. O zaman şöyle de sen de özetle Tonguç'um. E, prefer'den sonra sevdiklerimiz geliyor. Tuğ'dan sonra da sevmediklerimiz geliyor. O zaman bir tane cümle söyle bakalım doğru mu anlamışsın söyleyelim. I prefer English to Spanish. Harikasın tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Gerçekten mükemmel bir cümle kurdun. I prefer English to Spanish. Yani ben İngilizceyi İspanyolca'ya tercih ederim dedin. Yani İspanyolca'ya tuğ dedin, İngilizce'ye güzel dedin. Tebrik ediyorum seni. Güzel bir e, bitiriş yaptın. Gerçekten beklemedim senden böyle bir bitiriş. Hadi bakalım. Şimdi o zaman... Ödülü sorumuzu yapıp yorumları yollamayı unutmayalım. 10'da 10 Zoru Bankamızdan, Dinamo Soru Bankamızdan, Taktikli İngilizce'den ve 0'dan 8'e Sözel'den İngilizce'lerimizi yapmayı unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.